Evet arkadaşlar bugün Ozan açıktan misafirim. Baran'la olan videoda da bahsetmiştim kendisinden. Şu duyuruyu yapmak istiyorum. Ne olur gidin Baran'ın videosunu izleyin. YouTube'un algoritmasının azizliğine uğradım. Dedim ki siz sevgili arkadaşlar işlerinize giderken sabah bunu podcast kıvamında dinlersiniz dedim. Ama YouTube bana bir uyarı geçti. Dedi ki senin kitle uyuyor şu an dedi. O yüzden düşük izleniyor dedi. Tekrar bakmak isterseniz video orada duruyor. Zaten videonun sonuna da link olarak bırakacağım. Şimdi Ozan'a geri dönelim. Ozan'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Şok geçiriyorsun değil mi? Şu an hayretler içindeyim. <laughs> Arkadaşlar Ozan benim Ankara'dan arkadaşım. Şimdi lafı fazla uzatmadan... ...Ozan'la iki bölüm yapacağız. Ozan'la çünkü bir teknik de konuşmak istiyorum... Bir de Ozan'ın hikayesini de dinlemek istiyorum. Çünkü bence hepinize çok ilham verici bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Bazı noktalarda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani şu anlamda hayal kırıklığına uğrayabilir arkadaşlar. Ya ben bunu başaramam diyebilir. Ama öyle düşünmeyin. Kendinize mutlaka buradan notlar alın, alt metinler çıkarın. Arkadaşı dilediğiniz gibi kullanın. Ozancım evet. Ankara'da Lise hayatından başladım. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> 30 dakikamız var. Lise hayatından başladım. Evet. Çok güzel. Ayşe abla da okudum ben. Ayşe abla da okudu. Ayşe abla kolejinde okudum. sonra okuldan lise sona. Peki kadar. hiç böyle sinema, televizyon okumak gibi hayallerin var mıydı yoksa tesadüfen mi buralara bulaştı? E, tesadüf değil ama yanlış yönelim var galiba işin içinde. E, ben e, siyaset bilimi, kamu yönetimi falan okumak istiyordum. Ama radyo televizyon sinema iletişim fakülteleri bir iki tane iletişim fakültesi hayalimde vardı. O da o zaman Okan Bayülgen Gece Kuşu programı yapıyordu. ATV'de birlikte de izliyorduk evet, zaten. Evet. O dönemlerde ve çok çarpıcı böyle Avantgard televizyonculuk yapıyordu yani. Onu izleyerek yani sanki iletişim fakültesinde radyo, televizyon, sinema okursam <laughs> öyle, program, Bayıgen, öyle programlar yaparım ha. bir gün diye düşünme yanlışım oldu. Ve radyo, televizyon, sinemayı kazandım. Beşinci tercihimdi. Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Ee, ve yani ben siyasete odaklanarak girdim. Ee, daha böyle ne bileyim Mehmet Ali Birand ekolü zaten bizim okulun Aha, ekolü. Evet. O o ekolden gideriz, televizyoncu oluruz, gazete, televizyon gazetecisi oluruz gibi bir şeyle girdim. İlk iki yıl her dersi aldık. Yani her şeyden biraz bil, bir şeyden çok anlama dönemi o. Onu e, geçirirken... OTTÜ'de sinema günleri vardı. OTTÜ Sinema Kulübü'nün yaptığı VHS'den gösterilen Aha. kaçak gösterimler bunlar yani. <laughs> hani Yönetmenin bile haberi yok o VHS kopyasının Ankara'da gösterildiğinde. Orada filmler izliyordum. Ve o filmlerden birinden çok etkilenip yönetmen olmaya karar verdim. Arkadaş, yani daha doğrusu sinemacı olmaya karar verdim. Sinemacı olmaya karar verdim. Şimdi e, bir tane link bırakıyorum aşağıya. Ozan'ın çok güzel bir... Röportaj diyebilir miyiz? Değil, söyleşisi var. Hangisi? RFP? Evet. Reklam Film Yönetmenleri platformu. Platformu'ndan. Ee, orada da aslında burada konuşacaklarımızı daha derinlemesi birazcık daha sektörel olarak da anlatıyor. Ee, oralara girmemeye çalışalım orada tabii konuştuklarımıza tabii. çünkü hazır orada öyle bir kaynak var biz orada bunun üzerine biraz konuşalım o reklam filmi yönetmenleri platformundaki o sohbet daha bizim reklam filmi yönetmenlerinin kendileri için yaptığı biraz evet, daha evet. nokta atış ama yani ben mesela o tarafta olmayan biri olarak ben iki bölüm olmuş yetmemiş hmm, evet. anlatacaklarınız yetmemiş onun üzerine evet. ikinci yayını açmışsınız tümünü izledim ben mesela kendime oradan bir sürü çıkarım güzel elde güzel. ettim. Yani çok güzel hikayeler var orada da. Peki tamam üniversiteye girdin. Üniversitede şimdi ben bunların çoğunu biliyorum ama hani evet. izleyen arkadaşlar da biraz hakim olsunlar diye. Bir kere çok iyi hocalarınız vardı. Hı -hı. size çok Hı -hı. Il ileriye doğru ittiren hocalarınız Aynen. vardı. İyi bir arkadaş grubun var. Ee, bir de oyuncu arkadaş grubun var. Aynen. Ee, kısa filmler çekiyorsun Okul projesi anlamında ama mesela ben şimdi dönüp baktığımda hatta şimdi benim DV DV kamerayla çektiğim bir takım görüntüler vardı orada senin bazı deneme kısa filmlerinin footage'larını buldum hı hı. bir bakıyorsun orada Emre Karayel var Serkan Altunorak var sen bu arkadaşlarla bir yandan da böyle deneysel kısa filmler çekiyorsun. Hı hı biraz oralara yani bu bence işte buraya gelmeden önce de hem baranlı sohbetinizi de dinledikten sonra işte bir de tabii yani şimdi seninle karşılıklı oturup konuşuyor olmak falan hani Bayağı enteresan bir duygu yani takdir edersin ki. Bilmem kaç yıl önce Sayremax'in kapısını çalıp gelip orada merhaba ben Ozan Açık'tan. Dur dur onun hikayesi Hayır anla. öyle dedikten ha. sonra buraya gelmiş olmak şimdi bir mikrofonun arkasında kariyer işte şöyle yapalım ama herkese de teşvik olsun falan duygusu bir enteresan onu söyleyeyim. Onu da düşündüm yani nereden başlarız diye. Evet gerçekten de söylediğim gibi çok iyi bir okul ve o okulda çok. İyi döneme denk gelmiş bir sürü hoca. Yani hepsinin yan yana gelmesi kuyruklu yıldız gibi bir şey. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi hocaları ee, ve onlarla denk gelen böyle sürekli deneme yanılmaya izin veren bir okul. Atölyeler, ders dışı faaliyetler, açık hava sinemaları, gazeteler, her şey ne varsa aklına gelen aktivite. Radyo falan önüne diziliyor ve sen oralara girip deneme yanılma yapıyorsun. Benim en büyük avantajlarımdan biri o okulda o hocalara denk gelmiş olmak. Ama o olmasaydı yan tarafta işte e, Ekin Öner e, kız arkadaşım o zaman evet. e, tiyatro oyuncusu, çok değerli bir oyuncu. Ekin sayesinde ben oyuncu arkadaşlarımla yan yana gelmiş oldum. Onları merak ettim. Onları merak ettikçe birlikte kısa filmler yapalım dediğimizde onlar da bizi merak ettikleri için onlar da yan yana geldi. Bilinçsiz aslında. yani internet falan da olmadığı için bir film izleyip ya biz buna benzer bir şey yapalım mı e, dediğim bir dönem. E, o öğren e, öğrenciler bir araya geliyor işte çoğu oyunculuk öğrencisi. Ben sinema öğrencisiyim falan yan yana geliyoruz. Hatta elektronik mühendisi falan arkadaşlarımız var. Tolga Yıldız Tabii falan. Tolga. Keza yani e, hani kitle bu. Böyle bir e, çok deneme yanılmaktan korkmayan bir arkadaş grubunun iyi öğretmenlerle denk geldiği bir dönem. Peki okurken bir yandan da sen şeyde anlatıyorsun. Reklam yönetmenleri platformunda anlatıyorsun. Hı hı. Sen bir yandan da aslında çalışan. Çok. Yani benim aslında sevmediğim model. Çünkü ben herkese aman okulu okul gibi yaşayın. Hı hı. Ama sen okulu da tabii hiçbir zaman boşlamadın. Hiç. Yani şey gibi bir durumun olmadı değil mi? Tamam ya ben alacağımı aldım. Hadi çalışmaya başlıyorum demeden okulu 4 senede bitirdim. Yok, 6 senede bitirdim. Ee, üstüne işte Polonya'da bir okul okudum, üstüne Almanya'da bir de senaryo Dur, okudum. Oraya yani hani okullara doyamadım evet, yani. Okumaya doyamadım. Okumaya doyamadım. Benim için okul bitmedi. Bu yani. söz zarfında bir takım gece işletmeciliği faaliyetlerinde de mi bulundun? Evet işte Baran'la tanıştığımız diye. Evet, ben onu Park. bilmiyordum mesela. O, evet. Ya şimdi ben e, hem kendimi tanımak için e, hem de yani Ankara'da işte kendimize eğlendirmek için bir şeyler de arıyorduk ya yani hani sıkılıyordum yani kendimle kalmaktan dolayısıyla çok deneme yanılma yapma hatlarını arttırdım. Ankara Film Festivali'nde, TRT'de çalıştım bir fiil. Oralarda hani e, para kazandım yani aynı zamanda okul devam etti aynı zamanda da kısa film çektim. Dolayısıyla üç e, kulvarda da devam etti bu iş. Gece hayatı meselesi de şöyle yani Ankaralı olmaktan, Kızlar. bir arada olmaktan dolayı ee, zaten bir şeylere bulaşıyorsun. Ben işte organizasyon faaliyetlerine işte balon, uçan balonları işte hayvanat bahçesine götürüp orada bir etkinlikte uçan balon tut, ne bileyim havai fişek ateşle falan yapıyordum. Onları yaparken o organizasyonun sahibi de barın sahibiydi. Akşam bizim orada takılsana dedi. Bir baktı benim arkadaşlarım geliyor. Dedi ki sen her perşembe burada takıl filan. Hani gece hayatının da bir kenarında öyle olduk. Bir de şeyi söyleyeceğim. Mesela Sayramax için de enteresandır. Ankara'da Bilkent'in açılması, memur çocuklarının İstanbul e, İstanbul çocuklarıyla karşılaşması döneminde bizim Para kazandığımız en önemli gelirlerden biri gece hayatının flyer'ları, şeyler ne bileyim artwork'lar değil mi? Halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler bir de işte bas, basılı malzemeydi. Evet. yani Biz işte Siremax, Hayal Mahsulleri Ofisi film yapıyorduk ama aynı zamanda barların reklamını yapıyorduk. Evet, benim de öyle bir gece işletmeciliği dönemi vardı. Ankara'da Kompleks diye bir çok Hı? büyük bir ne derler gece kulübü vardı. Üç tane alandan oluşan Aynen. işte tekno çalıyor. Birinde... Bir apartman, <laughs> bir apartmanın alt katı. Yok ha evet ama devasa tabii, bir tabii. yerdi böyle 1800 kişi falan biletli giriyordu o zaman tabii. biletler 6 TL'di falan hani acayip paraların döndüğü yerlerde ama işte çok güzel bir yere değindin yani Ankara'da e, Bilkent o zaman Türkiye'nin tek özel üniversitesi o yüzden de bütün İstanbullular yani e, böyle İzmir'den oradan buradan hep iyi... Paralı çocukların geldiği okudu özel bir üniversite Ve var. çok iyi bir kütüphanesi olan evet e, hocalara inanılmaz yatırım yapmış başka bir ekoldü. Evet. Yani Ankara Üniversitesi devlet okulu olarak varken ve bir e, köklü bir eğitim kurumuyken Bilkent açılıp işte doğramacılar Amacılar bilmem ne falan oraya büyük bir yatırım yapıp yabancı hocaları getirerek işte evet. Baran'la da konuştun an Öyle bir hani yıldızların kesiştiği bir dönem o. Gece hayatı evet. gelişti. Gece hayatı abi. gelişti ve hepimiz birbirimizi besledik. Evet. Yani Flyer yaptığımız için para kazandık. Para kazandığımız için kısa film yapabildik. Evet. Gibi bir cycle. Benim de ilerleme profilim oydu aslında. Hep birbirini besleyen işte kısa film çekeyim de o kısa film benim kart vizitim olsun. İşte iş yapayım ki Ankara Film Festivali'nde film izleyeyim bedavaya. Gibi birbirini besleyen planlardı küçük küçük. Peki siz e, Hayal Mahsulleri Ofisi Geçen Baran'la olan programda da ...bahsettik. Bu kadar dört farklı tipte insan nasıl bir araya geldiniz? Nasıl tanıştınız? Ya bir de şu var. Dört farklı insan yani bir kere Baran Baran, Eylem Er, Cem Görk, ben. Bir de babam var tabii arkada yani. O kendi ofisi tamam, olarak kullanıyordu. Onu kullanıyor. tanıyorsun ama Orayı zaten. Orayı ofis olarak kullanıyordu yani. Hayal Mahsulleri ofisini. Yani nasıl bir araya geldik? Zaten Eylem aynı okul sınıf arkadaşıyız ve... E, Ankara Üniversitesi'nde işte bu reklam atölyelerinde falan yarışmalara katılıyorduk ve o yarışmalarda baktık ki e, o grafik dünya, işte basılı malzemeler ya da bunun oyunu hoşumuza gidiyor. Bunu acaba biraz işe çevirebilir miyiz diye niyetlendi eylem. Ben de o işe çevirirsek kısa filmde yapabilir miyiz diye niyetlendim. Biz yan yana öyle geldik. E Baran'ı tanıyordu. E, benimle işte o Ceyda gece e, barda bizi tanıştırdı. Çok iyi animasyon yapıyor diye. Biz de okula animasyon bir kısa film Yapmaya niyetlendik. Baran, ben, Eylem. Onları yaparken ben organizasyon yapıyordum işte. Şey defileleri falan organize ediyorduk. O defile organizasyonunda ha. da Cem Görk'le tanıştık. Cem de oradaki dansçıların koreografisinde yer alan, prodüksiyonda yer alan bir arkadaşımızdı. Konservatuar tabii Ankara'da bir de bu ayak var. Evet, yani çok önemli. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi kadrosu ve öğretmenleri ve öğrencileri. Bilkent'in kendi konservatuarı ve o inanılmaz Kütüphane'si ve öğrenci güzel ekibi güzel sanatları üstüne de Hacettepe Konservatuarı bir de orada kaynayan bir ekip sürekli bir şey yapmak isteyen çocuklar. Evet. Sonra siz şirketinizi kurdunuz. Bir gün ben seninle karşılaştım. Ben geldim, sen geldin. Hı hı. Biz ben mesela ben onu hatırlamıyorum. Hı. Baran galiba hatırlattınız. Biz bir yerde biz Konferans... Şey... Şöyle bir şey oldu. Ben hayal maçları ofisi bize yetmiyor. Biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Biz bu filmleri niye Avrupalıların, Amerikalıların yaptığı gibi yapamıyoruz? Diye bir soru var aklımda. Hala olan o soru. Ee, bir e, British Consulate'e gidiyordum ben. Ee, şey yine kütüphanesine gidiyordum. Orada yabancı dergileri falan okumaya. E, işte hem paramız olmadığı için hem de oralar bedava olduğu için. Acaba kütüphane ne demek diye bir... <laughs> Şey, bir sözlük metni mi koysam acaba? Çünkü hani, <laughs> şimdi, yani bazı kuşaklar bilmiyor olabilirler. Açık var. kitapların olduğu kitapların yer olduğu. ve dergilerin. Dergiler Der, de evet, çok önemli. Evet. Yani British Council'de dergiler vardı, yabancı dergiler, sinema dergileri, işte reklamcılık dergileri. Neyse, ben onları okumaya gidip geliyordum. Sizin de British Council'de bir hafta organize mi edilmiş konuşmacı olarak. Ben bir flyer gördüm. Bak flyerlar ne işlere yarıyor. O küçük kartoteks bir şey gördüm. Orada Cyramax ekibi <laughs> yazıyor. Saat 13-16 arası Koray Birant, Ali Cireli, işte Sarp Ersiloğlu falan. Ee, Rek Ozan Erkut. Ozan Erkut işte post prodüksiyon değil kelime de işte 3D animasyon ve bilmem neden bahsedecekler ve yolculuklarını <laughs> Kim anlatacaklar. Kim Ben böyle Sayra Max mi? <laughs> Birand mı? Falan, yani, havalı isimler yani. Benim bunlarla kesin tanışmam lazım dedim. Konuşmaya gelemedim saatim uygun değildi. Sonra Baran'a dedim ki ya Max diye bir ekip varmış. Sairamax sesleri kesin bir şey yapıyorlardır çok önemli. Ben onlarla tanışacağım dedim. Ben tanıyorum ya Koray Baran hem de yani Bilkent'ten de arkadaşım falan dedi. Bana dedim adreslerini ver. Geldim sizin kapıyı çaldım. Evet kapıyı çaldım. Bayağı kapıyı onu, çaldım. Onu, Fiziksel. Tönmiyorum. Tın 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 kapıyı çaldım. Saçlısı ne var filan. Ben o zaman açıktan Hayal, hayal ofisinde işte işler yapıyorum. Sizinle tanışmak istiyorum. Siz sanırım önemli insanlarsınız <laughs> dedim. Kimsenin önemli olduğu yok. Kimsenin bir şey yaptığı yok. <laughs> o sırada yok. biz şey oynuyoruz. Half-Life <laughs> Call of Duty'de oyun atıyoruz Ama çok havalı bir ofisiniz vardı Güzeldi. Bizim ofis yer altında böyle dandik bir ofis Eee Sizinki böyle kapıdan girince böyle vay be Max gerçekten falan Sonra orada yatıp kalkmaya başlayınca anladım ki sadece <laughs> sadece bir vitrin resmi Ama imaj her şeydir Evet abi Sonra biz güzel projeler yaptık beraber Şimdi burada biraz hani şu çete network olayının üzerinde durmak Hı -hı. istiyorum biz senle beraber bir e, seyahatnameye görse video görseller yaptık. Evet. Orada Cem Yılmaz ve Meltem Cumbul'la çalıştık. Evet. Beyhan Murphy ile çalıştık. O Beyhan Murphy sayesinde yani Cem Gölk aracılığıyla biz Modern Dans Topluluğu'nun e, seyahatname, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini yeniden canlandırdıkları gör görüntülü danslı etkinliğin adamları olduk. Mercan evet. Dede müziklerini evet. yaptı. Cem aracı oldu bize. Seninle birlikte Cem Yılmaz'ı ve Meltem Cumhur'u çektik. Evliya Çelebi'nin tekstini ve Orhan Pamuk'un tekstlerini okudular. Evet, evet. Çok acayip. Onları bir eser. okudular. Bir karesini buldum. Hmm. Bende hepsi var. Raw footage. Var mı hepsi? Var. Aa. Hepsi var veririm sana. Çok kıymetli. Ben onları o Metamax kaseti ben... almıştım Zaremax'tan. Metamax'ı yani Meta nasıl okutacağız? E, aktardım ben. Onları. Ha aktardın tabii süper tabii. tamam. Arkadaşlarla da şu an paylaşıyorum o görüntüleri. Hı hı. Sonrasın tabii sen araya hayır araya bir takım ben bir kısa film çektim. Evet. diyojenin karısı diye. Hayır, Tarihte hayır. gençsin amaçlara. Seyahatnameye seyahatname, ye, seyahatname ye şeyler de çektin sen. Küçük kı kısa dans filmleri Tabi aralıklı. Tabii çektin tabii. Araları. O ya yani o görüntülerin tümünü evet. yönetmenliğini yaptım yani. Sor, sonrasında tabi e, tabii biz Meltem Cumbulla tanıştık. Meltem Cumbulla bir Portfolyo yaptık hatırlıyorsun. Tabii ki. Değil mi? Hatırlıyorsun. Evet, evet. İstanbul'lara gittik, geldik. Ee, seyahatnamenin hayatındaki önemi ne oldu? Ya şimdi ben e, küçüklükten beri konservatuvarın içindeydim. Çünkü en yakın arkadaşım ...aile dostumuzun kızı Defne... ...balerindi ve ben hani okuldan geç çıktığımda... ...erken çıktığımda bizi babalarımız... ...annemiz oradan alıyordu. Dolayısıyla konsertuar ve... ...bale özellikle bale bölümü, dans bölümü... ...benim hem arkadaş olduğum... ...hem çok aşina olduğum bir ekip... ...hem de hayran olduğum insanların olduğu bir yerdi. ...benim disiplinimle... ...video, o zaman videoculuk yapıyorduk yani... ...video art ve video... ...üzerinden bir şeyle dansın... ...kesişmesi çok eğitici oldu... ...çünkü aslında bizim yaptığımız işin özünde bir ritim meselesi var. Evet. Yani her şeyin altında bir sekans ritmi var. Uzun metrajda da öyle, kısa videoda da kısa videoda da öyle. Bir ritim duygun varsa o ritim duygusu dansla en yukarıya çıkıyor işte. Çok önemli bu söylediğin. Yani video edit yapabilmek için müzik kulağı için görüntüyle görüntüyle sesi birleştirebilmek için seyircinin duygu dağılımını takip edebilmek için falan ritim duygusu çok önemli. Beyhan Murphy'nin yanında olmak, o provaları çekmek, modern dansçı arkadaşlarımızla yan yana olmak, onları görmek. E Vücudu tanımak, vücut çekmeyi öğrenmek falan gibi acayip de bir laboratuvar oldu tabii. Ama yani o Pamuk'un tekstinde Cem Yılmaz oynuyor gibi de bambaşka bir yani performans da var önünde. O önümde. dönemde yaşayamayacağın bir evet. şey yaşıyorsun. Aynen. Cem Yılmaz da orada askerlik yapıyordu da evet. o yüzden. O... Aslında şans evet. biraz yani. Şans. şans. Ee, tabii bir de öyle bir oyuncuyu da yani oyuncu değil, oyuncu muydu o zaman? Cem yok stand uplar yapıyoruz. Ha ama vardı hatta bize anlatıyordu benim çok garip fikirlerim var şöyle film çekmek belki istiyorum belki her şey çok güzel olacağı yapmışlar mıydı ya da yapmak üzereler miydi öyle bir şey de olabilir evet. so, e, tabii öyle biriyle çalışmış olmak Meltem Cumbul gibi o zaman neydi yılan hikayesi miydi? yılan hikayesi yılan vardı. hikayesinde hmm. oynuyor zaten çok meşhur oyuncularla da deneyim kazanmış ama zaten senin bir background'unda var. Tamam arkadaşlarını çekiyorsun ama sonra bir anda böyle Türkiye'nin en önemli yıldızlarıyla da bir proje yapıyorsun. Aynen. Sonra sen bir... Yani şunun altını çizmek lazım Koray bence. Bunlar enstitüler aslında yani bu bu oluşumlar. Bak hep bahsederken adres verdiğimiz yerler Ankara Bilken, Bilkent, Devlet Opera Bale. Evet. Yani bu enstitüler Ankara'nın bu kurumları sayesinde bizler kendimizi tanıma fırsatı bulduk şansımız bundan ibaretti evet. Bence ekstra eklediğimiz şey korkusuz olmak Çünkü hiçbir şey bilmiyorduk Evet yani bir şey gibi bir şey yapmaktan korkmuyoruz ya bu iş böyle mi yapılır diye korkmuyoruz o sayede sürekli yeni bir şeyler denedik. Yani bence hani alt yazı da bu olmalı. Evet Söyledik aslında derimizi. evet, hep denedik. E, ya ulan ne şanslıydık. Çok iyi adamlara denk geldik. Evet ama biz sürekli sabahlara kadar video o nasıl bağlanır? Premier'de iki plan yan yana gelir. Bu mikrofonun altında bir dip ses var. Bunu nasıl sileceğiz? 25 kare çektiğimiz filme 24 kare ses çekmişiz. Onları nasıl eşleyeceğiz? Ya hataları o kadar çok hata yaptık ki hani hata oranımız azaldığı için iyileştik. Boyumuzdan bence. büyük işlere kalkıştık diyebilir miyiz? E, çünkü evet boyumuzu bilmiyorduk ki. Evet, bilmiyorduk da, yani da boyumuzu. Ne boyun? Sen şimdi açıyorsun internette sürekli sana senin bir bilmemden var diyen, bak senden daha uzun boylusu var diyen bir video ile karşılaşıyorsun. Evet. Bizim yani ben böyle şeylere hani ekspoze olsaydım, bunları görüyor olsaydık televizyonlarda falan hani üç film birden devamlı diye bir film yapıp kariyerimi sinemacı e, tarafına devirir miydim? Bilmiyorum korkardım herhalde yani. Okay. Sonra senin bir Diyojen'in karısı diye TRT Genç Sinemacılar kuşağına Süreyya Hanım mıydı? Evet. Yapımcısıydı hı hı. programın. Oraya iki tane bir de iki tane film projen oldu. Diyojen'in karısı evet, çok yani, önemli bu. Aslında şöyle setuplar şöyle devam ediyor. Yani Ankara Film Festivali var. TRT var. TRT'de habercilik bilmem ne yapıyorum. Ankara Üniversitesi'nde bir sürü işte fotoğraf, reklam, kısa film yapıyoruz bilmem ne bunlar devam ediyor. Hayal Mahsulleri ofisinde de kendi kısa filmlerimi yapıyorum. Bir tanesi Willard ve onun bowling kupaları diye bir Richard Brotigan romanının uyarlaması. Hı hı. Yani roman okuyorsun düşünsene yani korkusuzla bak romanı okuyorum böyle. Bir an durdum ve Richard Brotigan okuyorum. Ekin'i aradım biz bunu yaparız ya dedim. Herkes toplandı. <laughs> Parayı da Hayal Mahsulleri Ofisi'nin reklamcılığından Baran'ın yaptığı animasyonlardan kazandığımız için kendi paramızla kısa film yaptık. Onu kenara koyduk ya bu hiçbir şeye benzemedi dedik. Üç filmden birden devamlı yaptım. Festivallere girdim, festivallerde dayak yedim. Böyle film mi olur dedi kimisi, <laughs> kimisi dedi bu çocuk çok özel dedi filan. Ben dedim ki ulan size göstereceğim. Ben ödül alacak filmi yapmayı biliyorum artık dedim. Çünkü çok festivale gittim aynı dönemde. Sürekli kısa film festivali... yani aynı kütüphane gibi. Çünkü şimdi Vimeo'ya bas izle yok ki. Evet. Kısa film izleyebilmek için de kısa filmin olduğu yere gitmen gerekiyor. Festivallere gittim. Festivallere gittikçe gittikçe ya böyle ödül alacak bir film yapmam lazım benim dedim. Çünkü benim yaptığım öbür filmlere hiç İnanmıyorlardı insanlar beğenmiyorlardı ödül alacak bir film yapabilmenin kodları için dedim ki 35 milimetre çekmemiz lazım nasıl yapacağız 35 ya milimetre Bir dakika bir dakika bir dakika yani Hı? ekipmanla mı ödülü almaya o, o zaman kafamda o var yani biz herhalde bunu böyle kötü kötü çekiyoruz Çünkü Dur şimdi küçük bunu... şey kameralarla çek ee, DV kamera DV kameralarla Betamax'larla falan ha. böyle bir beta kemlerle falan çekiyoruz Dolayısıyla dedim ya dur önce bu kaliteyi bir yükseltelim. 35 milimetre çekelim. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? TRT'nin bak yine bir kurumdan bahsediyoruz. Yine bir şans. TRT'nin açtığı bir yarışma var. Senaryonu yolla kısa filmini çek gibi bir setup. TRT Genç Sinemacılar. <laughs> Daha önce yapılmış bir e, çalışma bu. TRT Genç Sinemacılar ekolünden çıkan yönetmenler var. Var var. Çağınırmak falan da oradan değil mi? Bilmiyorum. Ben bi, bizim bir önceki Lütfi Akat'a kadar giden <laughs> bir dönem aslında. Bunun adına yeniliyor süre Hanım. Ve diyor ki açıyor şey ee, başvurular. Beni de festivalden kısa filmlerimi izlediği için kesin başvur diyor. Şimdi bakalım TRT Genç Sinemacıların o kuşağına. Uluç Bayraktar falan var. Şimdi ezelleri falan çeken Aha. çok değerli yönetmen arkadaşımız. Bir bakıyorsun herkes bir yönetmen olmuş sonra. Bir ben olamadım. 10 kişi. <laughs> Oraya da Diyojen'in karısını yaptık işte. Evet. Yaptın. evet ben yaptım ama Silemax'te montajladık. Evet. Seslerini eşledik. Çünkü sen e, bir depresyona girdin. montajlı aylarca uğraştın sen onun çok montajıyla. Çok uğraştık. E, bir kere 25 kare çekip 24 kare ses. Onu böyle kare kare seslerine eşledik. Nagra. Ben, ben gelmiştim çekmişiz. bu sırada sete. Yani evet. şeyde yoktum ama niye geldiğimi bilmiyorum. Sizin sete geldim. Ya çok yakınlık sürekli e. görüştüğümüz için. Hani ben bir iş yapıyorum. Sen de merak ettin. Bir de şey Geldi. vardı. Hatırlıyor musun? Görüntülerin hepsinin üzerinde küçük bir şey. Dantel evet. Dantel vardı. Tabii şey. E, işte. Gate'te evet, kir vardı. Kir hariç. vardı. Yani check the gate deniyor yani. Evet. 35 milimetrede mm de gate'e bakıp toz var mı? Bizim tozumuz vardı. Orada gate'te dantel böyle böyle gibi duruyordu tabii. Bütün görüntülerde değil ama bir, evet. bir, bir, bir kutuda çıkmıştı. Seste problem oldu falan filan. Sonra o film montajlandı, edildi, bit, bitti falan filan. Ve ödüller aldı. Ve ödüller aldı. Hı -hı. Bayağı ses getirdi. Aynen. Ve hatta o film seni Polonya'ya Polonya götürdü. Gö götürdü. değil evet. mi? Polonya'dan. Yani, nasıl şey... okunuyor? Lots mu Wuch o biz tamamen sallıyormuşuz. tabii tabii ama Lodz Türkler L harfini kullandığımız için orada L. Bir daha oku bakayım. Vuç. Vuç. Hmm. V. O vu. Söyle kim okudu orada en meşhur? Vallahi çok adam var da işte en önemlileri Kiesowski, Polanski, Has, Vayda. Çok önemli adam. Oraya gitti. Çok büyük okul. müthiş soğuk bir memlekete değil mi? Acayip. Eksi 20'ler. <laughs> İnanılmaz. Ve oraya da nasıl gittim Koray? Ee, Diyojen'in karısı Ankara film Festivali'nde ödül aldı. Aldığı ödülün parası film film kutusu vermişlerdi galiba. O kutuları sattım. 200 dolardı. İki tane kutu film vermişlerdi Kodak galiba. 400 dolarla ilk dönemini ödedim okulum falan param yoktu yani okuyacağım ne kadar kalacağım. Tamam ama değil, yine de kabul edildin yani. Evet işte Diyojen'in karısını gösterdim orada falan filan ve gittim. Döndüğüm dönemi hatırlıyor musun? Sana gelmiştim. Evet. Bir e, şey, eee, tatilinde gelmiştim. Sen de ben artık fotoğrafçı olacağım demiştin o gün. Biz konuştuğumuz o, o benim zaman dönüşüm. Demedim ya. O o ben artık fotoğraf çekmeye başladım dediğin dönem o. Arada geldiğim dönem benim Polonya'da yavaş yavaş fotoğraf çekmeye başlamıştın. Sokakta ha. fotoğraf çekiyordun. Tamam, o सायramex değil ama. Bar korçan yok. Ve bar korçan yok. O sayramak değil ama o zaman evet, proje değim. Tamam. tamam ama ben Polonya'ya gittim. Dur arayı döndüm. geçme. çünkü. Yok şeyi söyleyeceğim de o yüzden ha. değerli de o yüzden. Ha. Döndüm sen siz böyle oturuyoruz dedin ki sen şimdi Polonyaca mı öğrendin? Ya. Hepiniz <laughs> otursunuz var Lehçe yani. <laughs> lehçe mi öğrendin? Ben de evet dedim. Ya sen dersleri lehçe mi dinliyorsun filan? Ya daha lehçe dinlemiyorum çünkü hazırlıktayım dedim. Nasıl ya sinema okumak için lehçe öğrendin şu an konuşuyor musun dediniz. Ben de evet filan konuş bakalım filan yaptınız. <laughs> Ben böyle ya dalga geçmeyin konuşmayacağım falan. Beş dakika sonra konuştum. Herkes sustu bana baktı falan. Ya böyle dil olmazsa uyduruyorsun dediniz. Hiç kimse inanmadı benim konuştuğuma. Ama ben orada Hala da yıl, inanmıyorum. Ama iki yıl okudum yani. Evet. Sonrası tabii sen orada yine müthiş dostluklar elde ettin. Hı -hı. Orada da filmler çektin. Hı -hı. hatta oradaki bazı görüntü yönetmeni arkadaşlara sonra burada değil mi? işler tabii. çektin. Tabii. Ee, sonra sen Türkiye'ye geldin. Hı hı. Bir de Tomis Giritlioğlu dönemi var Evet, aynen. Bir asistanlık sürecin başlıyor. Çok ciddi, yani. çok ağır. Biraz oradan da bahset. Yani i̇şte o, şimdi bu, bu orada yolları açıyor Orada da o ağırlığı ve ne eziyet Aynı. çektiğini... Yani şimdi yolları açıyoruz ya işte... ...Ankara Üniversitesi, arkadaşlar, konservatuvar dedik... ...TRT dedik, TRT Genç Semacılar'da kendi kısa filmlerim dedik... ...böyle bir paket devam ederken... ...Tomis Giritlioğlu bir filme başlıyor... ...ve bizim üniversiteye gelip diyor ki... E, sanırım Nejet Hoca'ya diyor ki Nejet Hoca bana diyor bir tane öğrenci verin setin hazırlık döneminden hani araştırma döneminden sete kadar benimle olacak. Üç kişi gidiyoruz Ali Taner Baltacı ben Orhan Erkal üçü de şimdi yönetmen yapımcı olmuş arkadaşlarım değerli üçümüz gidiyoruz Tomis'in aklına ben yatıyorum biraz daha lafazan olduğum için Tomis asistanlığa başlıyorum Güç Sancısı filminin hazırlıklarına dört sene süren bir asistanlık dönemi ve Öyle bir ya, film için. Bir film için ama Tomris o dönemde, Tomris Kiritlioğlu er yapımla Türkiye'de popüler dizilerin başladığı dönemin başında olduğu için aynı anda 7 tane TRT dizisinin yapımcılığını, koordinatörlüğünü yaptığı dönemde olduğum için ben Tomris Hanım sayesinde İstanbul'da bir sürü yere girip çıkıyorum. Hani Müthiş içki be. masalarına oturuyoruz, senaryo toplantılarına giriyorum. Her yere Tomris Hanım'la giriyorum. Tomris Hanım kast yapıyor, ben çekiyorum kast 7 dizi için yapılıyor. 7 dizinin kastını ben çekiyorum. Videolarını edit ediyorum. Tomis Hanım'a fotoğraflardan oyuncuları gösteriyorum. Bu oyuncuların içinde. Ağ Türk pençesinden Şevket Çoruğ'una. Naz Elmasından ne bileyim o dönem yani Metin Akpınar da var. <laughs> yani o da geliyor gidiyor filan hani rollerden biri. Onlarla oturup kalkıyorum. Nejat işler filan. Bütün iyi oyuncular o kuşak o dönem Tom Hanım'ın Sanımın elinden geçiyor. Benim de video kameramın <laughs> önünden geçiyor. Ve o audition çekiyorum sürekli Koran yani e, e, o dönem oyuncu olacak ya da iyi oyuncu olmuş. Herkes benim karşımda. E, asistanım ben. Kimisi beni hatırlamıyor filan. Hani aa sen o çocuk muydun ya filan <laughs> diye var. Geçen Selma konuştuk hatta. Selma her gece dedim ki hatırlıyor musun o dişini ben çekmiştim. Yarım Elma dizisi için dedi. A sen o çocuk muydun? <laughs> <laughs> o kadar yani çocuk. radarda yokum yani o dönemde. Dolayısıyla Thomas Giritoğlu asistanlığı dönemim var. İki tane valiz taşıyorum. İstanbul'a sürekli gidip geliyoruz. İşte senin Sarah Max işleri, Hayal Mahsulleri ofisi için gidiyoruz. Yatacak yerimiz yok. Arabayla gidip uykusuz geri ee, geliyoruz. E. Ve benim o iki valizin içinde güç sancısının. 50'lerden fotoğrafları var. E. Hatırlar mısın? Hatırlamaz onu? olur Her ya. yerde açılıyordu. E. O e. zaman Ozan şu fotoğrafları getir bakalım diyor. Ben hop on call Ozan hani her an acil durumda valizdeki fotoğrafları getiren asistan olarak işte her yere gidiyorum. Çok yoğun yaşadığın bir dönem. Yani. İnanılmaz. Evet. Yani çünkü ya senaryo toplantılarına giriyorum. Kendi kısa filmlerimin hayalini kuruyorum. E Para kazanmaya çalışıyoruz bir taraftan. Çünkü Tomcik Hanım'dan çok iyi para kazanamıyorum. Tabii. Sektörde kendini ispat etmediğin için kimse sana para vermiyor. Ee, şey yapıyor yani işte senin yemek masraflarını karşılayalım falan diyor. İki yıl parasız çalışmayı göze alman gerekiyor. Evet. Bana çok iyi vakti Tomcik Hanım sağ olsun. Ama sonuçta maddi bir kazancım da... O dönem olmadı. Sonra Polonya'ya giderken çok güzel bir destek oldu sağ olsun. Onu da hiç unutma. Ve Tomris Giritlioğlu ile başlayan bir sürecin oluyor. İstanbul'a geçiş. İstanbul'a geçiyorsun. Sonunda tam İstanbul'a geçmiş oluyor musun? Ya yani taşınmış oluyor Aslında musun? Aslında şöyle oluyor. İki yıl Ankara Üniversitesi'nin o işte artı iki yılı o dönem. Askerlikten ha. kaçmak için uzatıyorum okulu. Okulu uzatırken İstanbul'a geliyoruz. Güç sancısının yapılamayacağı ortaya çıkıyor. Ve ee, ben dizilerin koordinasyonuna geçiyorum. Tam o dönemde e, Ali Akdeniz, Pan filmin büyük patronu, hocalarımdan çok değerli bir isim. E, Armageddon, James Bond falan yapılıyor Türkiye'de. Onların Türkiye prodüktörü. Armageddon Türkiye'de yapıldı mı? Armageddon o hani şey var ya, yukarıdan geçiyor... Ha evet falan. evet evet. O şey ve Michael Bay geliyor Türkiye'ye bir kere. Sadece o plan O şey. ve onun gibi televizyon izlemeleri falan böyle 4-5 günlük bir çekim. Daha büyük bir çekim de kullandıkları o kadar. Ha. Onunla ilgili de anekdot şu. 1500 kişimine bir figürasyon var. Camiye toplanıyor. Elde Nasıl yakılacak e, torçlar şeyler e, Meşale. meşaleler nasıl yakılacak e, kim ne zaman tuvalete gidecek nereden gidecek suyu nerede içecek her şey planlanıyor İstanbul'daki herkes en iyi organizatörler orada ezan okunuyor. <laughs> <laughs> ve kapıları tutuyorlar. Abi gidemezsin filan. Ezan okunuyor ya diyor. Namazımı kılacağım. Sen ne figürasyonun yarısı ezanda şeydi namazda. Namazda. Ve caminin bahçesindeler yani. Zaten kimsenin ibadetine de engel olası yok. kimse Michael Bey deliriyor. Ne oluyor diyor ya. Falan. İnanılmaz bir şey. Neyse Ali Akdeniz olağanüstü prodüksiyonlar yapıyor. Tomris Hanım da Ali Akdeniz'e diyor ki bizim prodüksiyonların başına geç. Gel bize destek ol filan. Ali geliyor beni görüyor ve diyor ki yine unutulmaz cümlelerden biri. Uzun süredir gördüğüm önü açılması gereken adamlardan birisin sen Vay diyor. Be, Şimdi diyorsun, seni bak. hemen koordinasyondan alacağız. Sete. Sokağa, toza, kire, pasa gireceksin. Beni Urfa'ya yolladılar. Azat. Ha. Azat dizisi için. 3 ay. Ben köylerde bir tane motosikletle mobiletle kast yaptım. Mobilet kullanmayı öğrendim. Orada öğrettiler hemen. 2 dakikada. <laughs> ee, ve işte Antep, Urfa arasında e, Toros kullandım araba kullanmayı orada daha iyi çözdüm. Çünkü Toros kullanmak başka bir şey. <laughs> ve önemli. Ve Azat dizisinin asistanlığına başladım. O dönemde de Polonya'dan okey geldi hocam. Ve kaldım. Ne yapacağız? Polonya'da okumaya mı gideyim yoksa kariyer mi yapayım? Tam da asistanlık, para da kazanıyorum. Ee, şey, e, hayat güzel yani. Ali Akdeniz ve Muharrem Gülmez yine benim hocalarım da. Burada kalırsan boyun da kısa kalır dediler. Çok çok doğru bir karar olmuş. Çünkü belki de birçoğumuz kariyere devam eder. Ben evet. kariyere devam ederdim Gide. mesela. ya Para kazanıyorsun. İstanbul'a gelmişsin. İşler oluyor, yolunda. Ha ben de buradan acaba bir yönetmenlik kariyeri bulur muyuma gelmişim. İnsanlar beni beğeniyor. Hani birlikte çalışmaktan hoşnutlar falan derken ben Polonya'ya onların demesiyle ve destekleriyle gittim. Yani cevabını biliyorsun ama şimdi geriye dönüp baktığında ne kadar doğru bir karar verdiğini gö Kesinlikle. görüyorsun değil mi? Kesinlikle. Evet. Çünkü Polonya'ya gittiğimde Koray bizim Diyojen'in karısıyla gittiğimde filmleri izlerken şunu fark etmiştim ya bunlar Bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. Yani bir bir gramer var. Bizim bilmediğimiz o hani Aha. korkusuzca yaptığımız her şeyin... Oğlum bunu böyle yaparsan şöyle bir anlam ifade eder. Böyle yaparsan şöyle anlam ifade eder. Diyen hocaları var onların. Bizim deneme yanılmalarımızın tersi bir ekol. Evet Film, sinema, gramer böyle bir şey diyen. Sen de kısa filmlerini izleyip bunların... Aa diyorsun ben burada hiçbir şey olmasam eğitilmiş olurum. Evet. Eğitiliyorsun. Ve geri geliyorsun. Geri geldiğinde kaldığın yerden devam edebiliyor musun? Yoksa Şöyle, bir bocalama dönemi geçiriyor musun? Aslında olmadı. Çok yine şans yaver gitti. Yani daha doğrusu hem şans yaver gitti hem gitmedi. Şöyle oldu. Ali Akdeniz beni bir proje için, asistanlık için buraya çağırdı. İngilizler bir dizi çekecekler. Pierce Brosnan oynayacak. Bayağı büyük bir proje. dedi ki gel biraz para kazan okulunun parasını kenara koy. Ben de geldim. Kaydımı dondurdum orada. HSBC bombalaması oldu. Hmm. İngilizler Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Ben okulumu dondurmuş ama bomba sebebiyle de burada kalmış ve para da kazanamayan ...bir pozisyonda kaldım. O dönemde Muko işte Muharrem Gülmez... ...Türkiye'nin en iyi yardımcı yönetmeniydi. Hala bence öyle. E sonra yönetmen olduğu için geçmiş zamanını konuşuyorum. Muharrem Gülmez beni Charles Richards'la tanıştırdı. Charles Richards o dönem Amerika'dan Türkiye'ye gelip... ...klipler çeken... Reklam işte, filmleri çeken. Mavi Sakal'ın iki Yol klibini ya, çeken... Hepimizin... hepimizin 500 kere evet. izlediği klibi çeken yönetmen. Ona asistanlık yapıyor Muko. ...ve dedi ki Çağız'a asistanlık yapacaksın sen... ...çünkü Muharrem artık Avustralya'ya gidiyordu... ...ve yerine birini bırakması gerekiyordu... ...beni Çağız'la tanıştırdı... ...ben Çağız'la kısa filmlerimi seyrettirdim... ...yani benim kartvizim, kartvizitim kalabalık olduğu için... ...kendimi böyle merhaba... ...hani ben asistanlık yapmak istiyorum gibi tanıtmıyorum ki... ...abi merhaba... ...şöyle bir işim var... ...bak bu kısa filmleri ben çektim... ...bu tanıtım filmlerini Koray Birant'la seyahatnameyi ...ben yaptım diyecek kartvizit genişliğim var... ...onları gösteriyorum... Charles da bana dedi ki sen iki yıla yönetmen olursun ama şimdi gel biraz benden bir şeyler öğren dedi. Ben Polonya'da okurken Charles'a asistanlık yapmaya başladım. PTT filmle de öyle evet. tanıştım. Yani asistanlık devam etti okurken yine. Yani gittim geldim. Büyük bir proje var gel dediler Enteresan başına geç. bir modelsin. Çünkü yani mesela ben bana ya yani ben bunu önermezdim. Çünkü hı hı. çalışacağına inanmazdım hı hı. İkisini bir arada yürütebilmek para kazanıyorsun ama okulu da çok önemsiyorsun çünkü okumanın öneminin farkındasın Tabii. okuldan bir şey alacağına Tabii. inanıyorsun ee, mesela ben buna açıkçası inanmazdım o yüzden de burada önemli olan aslında ne oluyor? senin modelin belki bende işlemiyor. Tabii. Buradan işte kendi çıkarımlarını, Bravo. kendi hikayeni yazman gerek. Ya işte kariyerlerimiz bence arkadaşlarımızdan. Ya yani bir kere yaptığımız iş kolaboratif böyle işbirliğine dayalı bir iş olduğu için bizim yan yana geldiğimiz dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan bağımsız bir kariyerimizin olmasına imkan yok. Yani Koray Birant Koray Brand olurken Ozan açıktanla birlikte olduğu için Koray Brand oldu. Ben geldiğim yere Ahmet sesi gürgille geldim, Onur Çakırla geldim, Baran Baranla geldim, Tolga Yıldız bir yere gitti, benimle geldi, ben onunla gittim, Ekin Öner oyuncu arkadaşlarımızın çoğu öyle. Yani kariyerlerimiz birbirimizden bağımsızlaşamıyor. O yüzden de bu. Hem dostluklar hem birlikte deneyip, yanılıp, burun üstü çakılıp... ...sonra da yukarıya doğru çıkmalar hep birlikte yaptığımız şeyler. Başka isim unuttum mu diye şöyle bakmak istiyorum. Hani Ahmet Sizi Gülgül'ü söyledik, Tolga Yıldız'ı, Cem Görk işte, Ekin Öner dedik... E, ...Baran Baran dedik, e, Ahmet şey yani, e, Onur Çakır işte şu an çok önemli filmlerin yapım amiri... ...benim okul arkadaşım ve yol arkadaşım yani. Onur biliyorsun benim bitiremediğim... Daha doğrusu benim değil, senin filminde Diyojen'in Diyojen karısından sonra sana kıyak mı geçtiler? Diyojen'in karısından sonra Diyojen'in karısını beğenince TRT Genç Sinemacılar... ...ikinci partide de kalite düşmesin diye birkaç tane tanıdıklarına sipariş gibi... ...yani siz de mutlaka başvurun dediler. Orada işte sana bir film piyangosu çıktı. Evet aslında senin yönetmenliğinde benim... Yani ben yapacaktım belki ama sen de o dönem o oraları test ediyordun kendini test ve ettim. şey dedin. Ya ben yapayım mı? Ben hatırlıyorum oturup işte böyle konuştuk. Evet, tamam abi yönetmen evet, sen ol dedik. 17 dakika diye Serkan yine altın olarak senin network'ünü kullanarak, senin arkadaşlarını kullanarak Aslı Tan Doğan. Serkan Altun olarak Emre Karayel. Yani düşünebiliyor musun? Şu Kadroya an, bak. Kadroya bak yani. Ve ben o filmi yapamadım. <laughs> Yani yapmaktan vazgeçtin sen. Ben Ses, öyle hatırlıyorum. Ben de yine seste bir problemler hmm. yaşadım. Evet. Ee, bir de tripod üzerinde aksiyon filmi çekilemeyeceğini görmüş olduk. Evet, o da öyle bir deneme ve yanılmaydı. Ya birçok bir pi pi piyasaya çıkan görünür işimizin arkasında göstermek istemediğimiz o kadar çok iş var evet. ki Koray. Ama o başarısızlıklar da <laughs> sana sonuçta. İşte onu demek evet. istiyorum. O yüzden de ben hani devam ettim. Ama tabii ki benim modelim biraz böyle ben Erdem modeline özeniyordum. Hani reklam filmi çekerken kendi filmlerini çeksin. Aha. Kendi yapım evi olsun modeli. Benimki birazcık değiştirdi. Benimki BKM evliliğiyle başka bir şey oldu. Hani e, yakınlığıyla. Ama e, kendi modelimi buldum yıllar içinde. Asistanlık artı bilmem ne. Çok fazla uykusuz gece. Çok iyi biliyorsun. Bilmez miyim? E, yani, yani gece partile sabah montaja git. Sete git. Setten çık kendi kısa filmine git. Kazandığın üç kuruş bir para var. O parayı kısa filme yatır. Hani her şeyi... ...bir şeye dönüştürerek gittiğimiz için... Bir de sizin sektör... ...bizim fotoğrafa göre çok daha meşakkatli... ...yani çekiyorsun... Ya ...çekmeden zaten... ...müthiş bir süreç yaşıyorsun... Hı hı. ...müthiş bir ön hazırlık süreci... ...filmi zaten kafada bitiriyorsun... ...sonra onun çekme süreci... ...o büyük ekipleri yönetebilmek... bir ...her şeyi kontrol edebilmek... ...yani adı üstünde zaten yönetmensin yani görüntüsünden, ışığından, kostümünden, oyunculuğundan, mekan yani derini 50 bin tane parametreyi kontrol ediyorsun. Sonra bunlar çekiliyor. Sonra bunların kurgusu, rengi, sesi işte biz şeye başlamadan önce bu sohbete başlamadan önce REC 709 sRGB üzerine 2.4 gama 2.2 gama benim çektiğim görüntü neden böyle gözükmüyor üzerine bu sohbet öncesinde bir yarım saat kafa patlatıp konuştuk. Evet. Peki Charles'a asistanlık yaptın ve sonra... Reklam sektörüne öyle girdim. ben. Yani Türkiye'de reklam filmi e, asistanı İngilizce konuşan, Çok yabancı önemli. yönetmenlere hizmet verebilecek bir de Movie Magic Scheduling diye bir program var. E, şu an aslında endüstri standardı bir film planlama programı. Onu da Ali Akdeniz ve Muharrem Gülmez bana öğrettiler. Türkiye'de 3 kişi kullanabiliyor programı. Ali Akdeniz, Muharrem Gülmez, Ozan Açık'tan. Ben Movie Magic Scheduling bildiğim için yabancı yönetmenler... Türkiye'de yabancı bir planlama uzun metaj olduğunda işte James Bond çekilecekse ben aranıyorum olmadı onların hiçbirini yapamadık çünkü o bombalamalar falan yüzünden ama e, yabancı yönetmen geldiğinde de yavaş, yabancı yönetmenin servis vermek için first Aid'i birinci asistan beni arıyorlar. Dolayısıyla ben reklam sektörüne de öyle girmiş oldum. Polonya'dan geldiğimi biliyorlar sinema okudum biliyorlar İngilizce biliyorum iyi bir asistanlık kariyerim var reklamda bütün işlere beni çağırıyorlardı. PTT film Çağız e, e, damgası da üstümde olduğu için Çağız'ın e, asistanı da olunca prima bir durum oluyor e, yardımcı yönetmenlik alanında. Çok da severek yapıyordum. Yardımcı yönetmenliğe devam ederken reklamda Ali Taner Baltacı Vizontele Tuğba'ya çağırdı beni. Uzun metraj e, tecrübesi e, için aslında biraz. Ve BKM ile de öyle tanıştım. Yani sinemacılık damarının iyice açıldığı dönem aslında Pam film sonrası, Ali Akdeniz Muharrem Gülmez sonrası, Yılmaz Erdoğan, Necati Akpınar ve Ali Taner Baltacı ekolü diyebiliriz. Ve mesela sen de beni bir filme çağırdın 35 deneyimi gördün ama ben hiçbir şey alamadım senden. <laughs> Sadece şunu gördüm. Abi bu iş yapılmaz dedim. Cami altı tersanesinde, eksi beş derecede sabahlara evet. kadar çekim yapılıyor. Sen kimsin de? Kamera kullandın. Kamera kullandım. Ee, üçüncü kamera sendeydi. Birkaç gece birlikte çalıştık. Birkaç gece mi? Bir hafta ya. Ee, yok üç, üç gece çekim yaptık. Biz orada bir hafta oradaydık. Ama üç gece kamera ha, okay. çalıştı yani. Üçümüzün üç kamera çalıştığı üç gündü geceleri Bir de senin Doritos Akademi Megan, Megan Fox'una Fox, gelip kredileri çalıp gittiğin bir durum vardı. Evet sen geldin üçüncü kameraya gelsene Koray bana yardım et dedim. Geldin gazeteciler gelip Koray Birant yönetmenin sesi inliyordu falan diyor. Koray'ın falan sesi inlediği yok. Sadece ben konuşuyorum ama Koray Birant tanınıyor. <laughs> İnanılmaz bir setti o da yani. Evet ya yani o da çok büyük setti. Neyse evet. yani sen evet. sonuçta... Şey detayına girmek istemiyorum çünkü şeyde Hı -hı. bütün bunları anlatıyorsun Hı -hı. platformda reklam Hı -hı. yönetmenleri platformunda yönetmen oldun bu kadar çile çektin çok ya arkadaşlar aşağıya IMD bir listesini bırakıyorum oradan bakın ya yani bunları böyle anlattığın zaman bana anlaşılır gibi gelmiyor yani bunları gerçekten bakmanız lazım o listeyi gördüğünüz zaman anlıyorsunuz bu kadar iyi bir yerdesin şu an Türkiye'nin. Saygın yönetmenlerinden bir tanesi. Evet. Hem reklamda... Hem, Elimden yeni yapıyorum. Hem uzun... Yani sinema tarafında. Ne değişti hayatında? Yani... Şimdi oturup böyle pronu yakıp... ...hadi çekelim mi diyorsun... ...yoksa yine sabahlara kadar çalışıp... ...senaryo okuyup... ...mekan araştırmaları yapıp... Hı -hı. ...ya Fuji Koray Fuji x 4 alayım mı... Hı -hı. ...diyor musun? Aldım ya işte. İşte dedikten. onu diyorum yani... ...hala bunlarla uğraşıyor musun? Hala bir film çekeceğin zaman... ...hangi kamerayla çekmeliyim? Gerçi şunu yapacağım... tekniğe çok girmeyelim... Tamam. ...çünkü bu konuşmayı şimdi biz... ...iki dakika içerisinde sonlandıracağız... Ozan'la birazcık daha derinlemesini işin daha teknik boyutunu hmm. e, bu dünyada neler yapıyorsun neler gerekiyor yine konuşmaya devam edeceğiz. Ya ben ne değişti birçok şey değişti tabi ama aslında şu değişmedi ben ne istediğime karar verip onu ileride görecek şekilde böyle kafamı sudan çıkartıp bakıp dalıp devam etmeye devam ediyorum. Öyle bir yöntemim vardı hep. yani ben Polonya'da okumak istiyorum. Param yok ne yapacağım? Asistanlık yapacağım. Ne yapacağım? Reklam filmi çekeceğim. Ne yapacağım? İşte Azat'ta bilmem ne yapacağım. Dalıyorum. Onları yapıyorum yapıyorum. Çıktığımda evet biraz param var. Demek ki oraya yaklaştım. Gideyim onu yapayım. Oyun diyorum. gibi. Biraz oyun gibi. Yani hep bir level. Ben hiç çok büyük bir hayal kurup çok büyük hayal kırıklığı yaşamak istemedim. En, en büyük korktuğum şey ben hayal de kırıklığıydı. Ben de hep şunu söyleyeyim. Kısa vadeli hedefler koy. Hedefe var motivasyonunla orada topladığın enerjiyle hedef yüksel. Bir de yolculuk seni değiştiriyor. Bir evet. de bu var. Yani ben şimdi buradan bu dergiyi çıkartmak istiyorum. Tamam Hedefim o. Onun için seninle konuşmam lazım. Diyeceğim ki ya bu turuncu bu kadrajda iyi gözüküyor mu? Buradan başladık. Bu konuşma sırasında belki sen bana öyle bir şey söyleyeceksin ki turuncu dergiden benim dikkatim başka bir şeye dönüşecek ben yeni bir şey öğreneceğim ve diyeceğim ki Aa aslında benim kahve içmem lazımmış yolum değişecek yani yolculuk gittiğin yere doğru giderken aslında yolculuk da seni değiştiriyor ama küçük hedefler büyük hedefe giderken daha bana hani makul ve hani sanki hayata böyle bizi hırpalamasına o kadar izin vermeyeceğimiz bir yaklaşım modeli olarak geliyor. Hep öyleydi yani ben bir gün geleceğim de uzun metraj sinema filmi çekeceğim, reklam yönetmeni olacağım hiç demedim. Ben sevdiğim işi yapma fırsatı yakalamakla uğraştım. Hepimiz bence Ankara'daki bu kuşak şansı sevdikleri işi yapabilecek pozisyona gelmeleri ve onu bulmaları. Aa ben bu işi severek yapıyorum dediğimiz için biz yapmaya devam ediyoruz. Peki rüzgara bırakmaya inanıyor musun kendine? Ya Çok fazla metot ve gramer okumuş biri olarak aslında onun da gerekli olduğunu idrak edeli biraz oluyor. Biraz değil aslında sen bana Siren biz kapatıp dağıttığımızda ben boşlukta kaldığım bir dönem vardı. Sen o gün bana bir cümle ettin. Hı. Kendini rüzgara bıraktın. Ve ben o mesela benim için önemli sözlerden biriydi. Hı hı. Hakikaten o rüzgara çünkü çok düşünüyordum ne yapmalıyım evet. onu yapmalı mıyım Bravo. sen bana demiştin ki düşünme bunları kendini rüzgara bırak. Evet. Çünkü bence sen o zaman ona hazırdın hani çok donanımlıydın yani teknik anlamda donanımlıydın gözün var estetik bilgin var elinle kolunla gözünle bir şeyler yapabiliyorsun tam o dönem sana bazı seçim seçki önüne oluşmalıydı. Belki onu söylemek istedim. Ben öyle değildim o zaman ama. Hiçbir şeyi rüzgara bırakmadım. Her şeyi çok milimetrik planladım. Her şey için kavga ettim. Sare Max'in kapısını çaldığım gibi. Şimdi görüntü yönetmeni arkadaşım Polonyalı Maçek Sobieray son filmi birlikte çektik. Maçek'in okuldaki en iyi öğrenci görüntü yönetmeni olduğunu gördüm. Gerçekten ders şeylerini izledim. Ee, videolarını, filmlerini pardon. Filmleri izlerken en beğendiğim film oydu. Kiko'nun filmi. Takma adı Kiko biliyorsun bilir, zaten. Kiko'ya gittim. De, Merhaba ben Türkiye'den e, öğrenciyim burada. Ha tanıyorum seni falan dedi. Hiç ilgilenmedi benimle. Ben dedim filmler çekeceğim. Görüntü öğrenmenliği yapmak ister misin? Benimle çalışmak ister misin falan. Hani kısa filmler çekeceğim. Evet evet konuşuruz ya. Senaryona bakayım falan dedi. Onu arkadaşım yaptım yani. <laughs> Çok sevdim tabii ki. iyi arkadaş olduk falan ama yani oraya da emek verdim. Bunların hepsi böyle ince ince planlandı. Rüzgara bırakma benim için son dönemde olan bir şey. Yani böyle evliliğimle Pemra ile birlikte öğrendiğim bir şey aslında. Ben hani Aa bir dakika ya her şeyi de kontrol etmeyince de olabiliyor dediğim bir dönem oldu. Ama o yeni bir dönem dönemymiş. Yani bir yeni dediğim 10 yıllık tabii. bir dönem yani. Evet. Ama hani seninle sana söylediğim şeyi aslında benimsemiş değildim o Değildi. zaman. Peki Ozancım, o zaman bu sohbeti burada keselim. Hadi bakalım. Birer kahve içelim. İçelim. Bir küçük 10 dakika mola verelim. Süper. Arkadaşlar siz de öbür bölümü hazırlanın. Ee, tabii onu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Belki hemen akabinde yayınlarım. Ona karar vereceğiz. Ozan'cığım teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz Koray.